Merhaba, ben Emre. Gömülü sistemler, elektroniği ve yazılım üzerine içerik ürettiğim kanalıma hoş geldin. Bu videoda Siduino Shao kartı ile konum takip projesi yapacağım. Hemen başlayalım. Projelerime destek olmak için istediğim malzemeleri gönderen Seed Studio'ya teşekkür ederim. Bu projede Siduino Shao kartını kullanacağım. İleriki videolarımda da termal kamera sensörü ve prototiplemeyi oldukça hızlandıran ve kolaylaştıran Groove Beginner Kit'i kullanmayı düşünüyorum. Bu kit hemen kutusunu açıp prototip kablolarını bağlayıp projelerimizi geliştirebileceğimiz küçük, az yer kaplayan ve kablolarla bizi uğraştırmayan bir kit, hem başlangıç seviyesinde hem de ileri seviye insanların işini kolaylaştırabilir. Arduino'ya yeni başlıyorsan ya da prototip üretirken hızlanmak istiyorsan aşağıda bıraktığım linkten bu kiti inceleyebilirsin. Projede neler olacağından bahsedeyim. Projemizde öncelikle bir GPS ve GLONASS, yani çok yüksek hassasiyetli konum bulabilen bir modül olacak. Bu modül daha önceki videolarımda ürettiğim Leica GPS modülünün versiyon 2.0'ı. Peki bu GPS ne yapacak? Hesapladığı konumları SD karta kaydedecek. Burada iki tane modumuz var. Bir tanesi sürekli kayıt modu, yani saniyede bir olabilir, dakikada bir olabilir, 3 günde bir olabilir. Bunları kendimiz ayarlayabiliyoruz. Diğer mod da butona bastıkça kaydetme modu. Bu her ikisinin de kullanılacağı alanlar var. Mesela ben trekking yapmayı çok seviyorum. Sırt çantama bu yaptığım cihaza atıp 10 kilometre yürüdüğümde yürüdüğüm rotayı kaydediyor. Ve ben bunu Google Earth'e taktığımda nereleri yürüdüğümü, ne kadar rakım tırmandığımı, ne kadar mail indiğimi, toplamda kaç kilometre yürüdüğüm gibi bilgileri de oradan alabiliyorum. Diğer modda da mesela gezerken beğendiğim yerler oldu ve oraya bastım. Mesela bir şelale gördüm ve çok beğendim. Oraya tekrar gitmek istediğimde bastığım tuştaki konuma bakarak ilerleyen zamanlarda gidebilirim. Ya da bunu şöyle de düşünebiliriz. Mesela mayın arayan askerleri düşünelim. Mayını buldular dedektörle. Bir tuşa basarak onu işaretleyebilir ve bu SD kartı mayını imha edecek ekibe gönderdiklerinde onlar da en hızlı bir şekilde sırayla hangi mayınları imha edeceklerini bulup hassas bir şekilde o noktaya gidip imha edebilirler. Bu şekilde çok farklı alanlarda kullanılabilecek küçük, az enerji tüketen bir proje olacak. Projenin kodlarını da açıklamalar kısmında paylaşacağım. Sadece bu paylaştığım donanımlarda değil, başka GPS'lerle, başka Arduino modelleriyle de bu kodlar çalışabilir. İncelemek istersen açıklamalar kısmında kodlar mevcut. Devre kartımı tasarladım. Uzun zamandır mor renk sipariş etmediğimi fark ettim ve bir değişiklik olsun diye mor sipariş ettim. Az yer kaplaması için devre kartını da bayağı ince istedim ve elek sipariş ettim. Çünkü elekle lehimlemek bayağı kolay oluyor. Devre kartının rengi ve adedi gibi parametreleri seçtikten sonra devre kartımı sipariş ettim ve 8 günde kargo dahil, üretim dahil elime ulaştı. Kutudan sipariş ettiğim elek, 5 tane sipariş ettiğim ama 7 tane gelen devre kartları ve bu videoda hediye etmek için sipariş ettiğim PCB tasarımcı cetveli çıktı. Devre kartı tasarım ve gömülü yazılım alanında yaptığım projeleri daha fazla görmek istiyorsan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsin. Kanala abone ol ya da olma, herhangi bir yorum yapan arkadaşlarımdan bir tanesine de bu cetveli hediye edeceğim. Kargo da benden. Hediyenin sahibini de bu akşam onu da açıklayacağım. Normalde böyle bir hafta falan bekliyorduk. Bu sefer hemen bugün açıklayacağım. Genellikle lehim yaparken büyük kutudaki krem lehimi kullanıyorum. Ama böyle küçük devrelerde çok fazla israf olduğu için şırıngayla kullanıyorum. Bu şırınga şeklindeki krem lehim dahil bu videoda kullandığım bütün ekipmanların listesi ve linkleri açıklamalar kısmında mevcut. Lehimleme işleminde MHP30'un üstünde yapacağım. MHP30 ne diye merak edersen geçen hafta yayınladığım inceleme videosuna bakabilirsin. Ben yaklaşık 3-4 haftadır her gün neredeyse kullanıyorum. Gerçekten efsanevi bir şey. Küçücük alanıyla lehimleme fırını kadar iş görüyor. Aynı zamanda tamir yaparken de büyük kolaylık sağlıyor. Dizgi istemini de üstünde yapabiliyorum. Tuşuna basıp hemen lehimleyip lehimlerken oluşan problemlere de müdahale etme şansı bana tanıyor.
Şimdi lehimleme işlemi bitti. Likya GPS modülüyle aynı boyutta ve aynı şekilde olduğu için arka arkaya verip ikisini birleştirerek devam ediyorum. Konum takip kartı ile GPS kartının boyutları ve şekli aynı olduğu için yerden bayağı tasarruf sağladık. Her iki kartın kalınlığı da ince olduğu için yaklaşık olarak 2 mm kadar da yükseklikten tasarruf sağlamış olduk. Yani bunu bir kutuya koysaydık bayağı az yer kaplardı. Kartın kullanımı da oldukça kolay. İlk önce modu seçiyoruz. Sürekli kayıt modu ya da butona basarak kayıt modu. Üçüncü bir seçenek olarak da sürekli kayıt yaparken butona bastığımda ayrı bir dosyaya kaydetmesi gibi bir kullanımı olabilir. Üzerinde programlanabilir bir LED var. Butona bastığımızda LED'i yakabiliriz ya da her kayıt aldığında bir saniye LED yak gibi bir özellik ekleyebiliriz. Bunlar da eklenebilecek şeyler. Herhangi bir boyuttaki hafıza kartını takıyoruz, pili bağlıyoruz ve sistem çalışmaya başlıyor. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Kullanımı da oldukça kolay ve pratik. Şimdi test etmek için yakınlardaki bir parka gideceğim. Yaklaşık 1000 metrelik bir parkur var. Onu bir yürüyeceğim. Çıkan sonuçları dönüşte değerlendirelim. Yürüyüşten geldim. Yapmam gereken şey hafıza kartını çıkarıp bilgisayara takmak. Google Earth ya da benzeri herhangi bir harita uygulamasına bunu takarsam nokta nokta olarak 30 saniyede bir kaydedilen konumları görmem gerekiyor. Bu 30 saniyeyi dediğim gibi saniyenin onda birinden istediğimiz kadar uzun bir süre olarak ayarlayıp ihtiyacımıza göre çözebiliriz. Bazen günde bir konum almak yeterli olurken bazen saniyede bir konum almak yeterli olabiliyor. Yürüyüşe tam bu noktadan başladım ve şu istikametten çemberi tamamladım. Burada da bitirdim. Yol bayağı dar olmasına rağmen GPS hassasiyeti yüksek olduğu için gayet doğru bir şekilde yolun ortasını işaretleyebilmiş. Siduino Shao kartını bu projede ilk defa kullandım. Küçük, hafif, ucuz olması tercih sebeplerinden birisi ama aynı zamanda programlama hafızası, RAM'i, diğer donanımsal özelliklerin gelişmiş olması da büyük avantaj. Aynı zamanda 32 bitlik bir mikro denetleyici var. İçerisinde ARM Cortex M0 Plus. Bu sayede de hem Arduino ile hem de Python ile programlanabiliyor. Eğer küçük boyutlarda bir geliştirme kartı arıyorsan bu karta göz atmanı tavsiye ederim. Ben bu kartı hem trekking yaparken hem kampa giderken beğendiğim lokasyonları kaydetmek ya da nerelere yürüdüğümü görmek için kullanacağım. İlerleyen videolarda da şöyle bir fikrim var. 5-6 tane farklı kargo firmasına bu kartı verip herhangi bir kutunun içine koyacağım tabi. Aynı adrese göndereceğim ve nereleri dolaştığını bir görmek istiyorum. Yani buradan İstanbul'a giden bir kargo nereleri dolaşarak gidiyor. Peki senin elinde böyle bir kart olsaydı nerelerde kullanırdın? Nerelerde denemek isterdin? Hayatını nasıl kolaylaştırırdı? Bunu da yorumlar kısmından bana iletirsen okumaktan memnuniyet duyarım. Kanalı sıkı takip ediyorsan belki fark etmişsindir. Son zamanlarda biraz fazla video yüklemeye başladım. Bundan sonra YouTube'a daha fazla vakit ayıracağım. Her pazar bu şekilde olduğu gibi proje videosu, hafta içinde 2 tane projelerde kullandığım ürünler ya da teknolojiyle alakalı ürünlerin incelemesini yaptığım 2 tane video çekeceğim. Yani toplam haftada 3 tane video çekmeye çalışacağım. Burada desteklerin benim için çok önemli. Yorum yaparak, arkadaşlarını paylaşarak, abone olarak destek olabilirsin. Sonraki videolarda görüşmek üzere dostum. İyi ki varsın. Hoşça kal. Seed Studio'ya. Tamam. Projelerime destek olmak için istediğim malzemeleri gönderen Seed Studio'ya Projelerime destek olmak için istediğim ürünleri gönderen Seed Studio'ya test... Seed Studio oğlum söylenmiyor ki bu Seed Studio. Prototiplemeyi... Lan ne kadar zor kelimeler kullanıyorum. Kapatıyoruz dükkanı.